Evet arkadaşlar, şimdi dayanıklılıkla ilgili örnek sorularımıza bakalım. İlk örneğimizde aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur denilmiş. Cisimlerin boyu uzadıkça dayanıklılığı artar deniliyor yanlış. Cisimlerin boyutları arttıkça dayanıklılık değerimiz ne oluyordu? Azalıyordu arkadaşlar. Cisimlerin kesit alanı arttıkça dayanıklılığı azalır yanlış. Cismin yere temas eden alan değeri arttıkça dayanıklılığı bizim için artacaktır diyebilirim. Çünkü kesit alanıyla dayanıklılık bizim için doğru orantılıydı. Dayanıklılık madde cinsine bağlı değildir. Yanlış. Maddenin cinsine bağlıdır. Her madde için dayanıklılık ayırt edici bir özellik olabilir. Cismin boyutları ölçekli küçültüldüğünde dayanıklılık azalmaz, artar diyebiliyoruz arkadaşlar. Hatta ne demiştik? Ters orantı vardı. Dayanıklılık cismin boyutuna bağlıdır. Doğru. Cismin boyutlarına bağlıdır diyebiliyoruz. Masanın ayaklarının genişletmek, bina temellerini genişletmek, bina içerisindeki kolon sayısını azaltmak. Yukarıdakilerin hangileri maddenin dayanıklılığını arttırmak için yapılabilir? Masaların ayaklarını genişletmek burada kesit alanını arttırır bu yapılabilir arkadaşlar. Bina temellerini genişletmek yine aynı şekilde kesit alanı artacaktır ve dayanıklılık artacaktır diye biliyorum. Bina içerisindeki kolon sayısını azaltmak tam tersine ne olacak arttırmamız gerekir ki dayanıklılığı arttırabilirim. Burada yapılan işlem dayanıklılığı azaltacaktır. O zaman cevabımızın 1 ve 2 olduğunu söyleyebiliyorum. Bir cismin boyutları 4 katına çıkartıldığında dayanıklılığı kaç katına çıkar denilmiş. Boyuttaki artışta dayanıklılık ters orantılıydı. Boyutlar 4 katına çıkartılıyorsa yeni dayanıklılık değerimin artık d bölü 4 kadar olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Peki burada yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Bir cismin tüm boyutları 4 katına çıkartılırsa kütlesi 64 katına çıkar diyor. Öncelikli olarak kütle dediğimiz şey neydi? M eşittir D çarpı V olarak yazılabiliyordu. Yani hacimle kütlenin doğru orantılı olduğunu söyleyebilirim. Peki bir cismin boyutları 4 katına çıkartılırsa hacmi kaç katına çıkıyordu? Hacimdeki değişim boyuttaki değişimin küpüyle orantılıydı. O zaman buradaki değişimin artık 64 V kadar olduğunu söyleyebilirim. Yani kütlemiz de o zaman 64 katına çıkacaktır doğru. Dayanıklılığı artar denilmiş yanlış. Dayanıklılığımız azalacak. D iken 4 katına çıktığı için D bölü 4 olacaktır. Bu ifadeyi alamıyorum. Yüzey alanı böyle hacim oranı 1 bölü 4 olur denilmiş. 4 katına çıkar. Hemen şöyle düşünelim. Yüzey alanımız bizim için S'ti. Hacim değerimiz de V kadardı. E boyutlarıdaki artışla beraber ne oldu arkadaşlar burası? Kesit alanındaki artış boyuttaki artışın karesiyle orantılıydı. Yani 4'ün karesi 16 S oldu. Bölü hacim değerimizdeki artış boyuttaki artışın küpüyle alakalıydı. Yani 64 V'lik bir değer aldı. E o zaman burası artık 1 bölü 4 S bölü V olmuştur diyebilirim. O zaman bu ifadeyi de doğru olarak kabul edebiliyoruz. Müzik